Gençler selam. Ben Buğra Başkan. Hertzofahren 4 Türkiye ile Osmanlı'yı kuracağımız yeni serimize hoş geldiniz diyorum. Malum çocuklar, Almanya İmparatorluğu serisi yeni bitti. O seri esnasında çok fazla yorum attınız. Başkan Osmanlı kur, Başkan Osmanlı, Başkan Osmanlı diye ben de çok uğraştım. Hani göstermiştim size. Türkiye'yi bir türlü savaşa çekemiyordum. Ne demiştim o zaman? Ya gençler sıkıntı yapmayın hani. Bir Türkiye serisi çekeriz, Osmanlı'yı kurarız, çatır çatır dünyanın anasını ağlatırız. Ha işte. Şimdi o sözümü tutuyorum. Yeter ki siz isteyin oğlum. Başkan burada sizin için var. Şimdi tabii doğal olarak aklınıza ilk gelen şey o başkan hangi modu kullanıyorsun düşüncesi olmuştur çocuklar. Şu an Steam Workshop'ta, yani siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama hani benim bu videoyu attığım tarihte Steam Workshop'ta ki Türkiye ile ilgili hemen hemen bütün modlar bozulmuş durumda. Bu 1,5 yaması ve DLC çıktıktan sonra bütün modlar patladı. Haliyle tam olarak şu modu kullanıyorum diyemem. Çünkü hani hani modları böyle aldım. İşte bir kısmının işte bazı mesela Officers, Turkish Officers diye bir tane mod vardı. Onun generallerini aldım. Çok aşırı güçlü generaller yapmış yapan kişi. O generalleri buffladım. İşte skillerini düşürdüm. Adam 9 skill'li general koymuş ona satayım. İşte tek bir skill'e, 2 skill'e düşürdüm generallere. Şuradan şöyle göstereyim. İşte mesela o var. Ülkenin rengini kendim yaptım. İşte uçaklarımızın veya tanklarımızın isimleri gözük şeyleri gözükmüyordu. Resimleri gözükmüyordu. İşte onlar için kendi elimde bulunan dosyaları ekledim. Ya kısacası gençler seriyi çekebilmek adına böyle toplama çoğunlukla %99'u kozmetik olan eklentiler içeren bir mod yaptım. Hani maksat serimiz güzel bir şekilde ekrana gelsin. Ha bunun dışında da standart bildiğiniz işte ülke renklerini güzel gösteren, işte yazıları beyaz yazan vesaire gibi standart modlarım var. Yani çoğunlukla kozmetik takılıyoruz. Ülkenin adı National Turkey. Bunu ben verdim bilerek. Normalde işte Turan ya da Neo Ottoman falan oluyordu. Ona gerek yok. Ben hani milliyetçiye geçip oradan Osmanlı'ya geçmeyi planlıyorum. Baştan ismi ben böyle bu şekilde değiştirdim. Şimdi şunu merak edebilirsiniz. Başkan 37, 4 Mayıs 1937 yılındasın. Faşistsin. Hani nasyonaliste geçmişsin. Kazım Karı şey, Fevzi Çakmak'ı da bilerek koydum. Nihalatsız falan, çünkü hani Nihalatsız olsa Turan'a gidersin. Hani Fevzi Çakmak'ı koydum. Osmanlı'ya gideceğiz o hesap. Hani sen nasıl bu kadar erken faşiste geçtin de Bulgaristan'a saldırabilecek konuma geldin derseniz çocuklar, Waking the Tiger ile çok yeni gelen çok güzel özellikler var. Bu Decision sekmesinde şu an tabii ben bunları size gösteremiyorum çünkü faşiste geçtim ama anlatayım. Şuraya Nihalatsız'ı eklediğiniz zaman buraya böyle bir sürü yeni şey geliyor. Bu sanırsam diğer ülkeler için de geçerli ve yani dibine kadar böyle ülkeyi bir an önce ülkenin yönetim şeklini değiştirebilmek için boostlayabiliyorsunuz. Böyle bütün political power'ı aldım oraya yatırdım, aldım oraya yatırdım. National Focus'lar oyunun içinde gelen standartlar. Oradan da direkt şuraya gittim, nationalizme gittim. Bunu siz de yapabilirsiniz yani haberiniz olsun. Çok hızlı bir şekilde faşiste geçip saldırı konumuna gelebiliyorsunuz. Niye faşiste geçtim? Bol bol toprak alayım diye. Yani Osmanlı'yı kuracağız. Osmanlı'yı kuracaksak kimle savaşacağız? İngiltere'yle. Mecburen şu Balkanlardan koparabildiğimiz kadar yeri koparalım hesabındayım. Bunun için de faşist gerekiyordu. Orduyu gönderdim. Yani elimden geldiği kadar işte olduğu kadar artık bu kadar var. İçini falan da göstereyim istiyorsanız. Çok bir şey yok. Standart Türk Birliği. Bulgaristan'a Just Wargolun var. Şu Yunanistan'a Justify Wargol yapalım. Çünkü Bulgaristan'ınki yeni bitti. Tak durdurdum. Kayda başladım. Tamam. Evet, ufaktan başlayalım. Uçaklar hazır mıydı? Ben göndermiştim uçakları. Tamam. Sen şunu al babacım. Babacım sen de bunu al. Supply boost yaptım. Daha iyi savaşsınlar diye. Haydi bakalım. Başlıyoruz gençler. Hadi babacım. Siz de buraya gelin saldırın. Sen de şuraya yalandan saldırsana şuraya ya. Şurayı almamız lazım. Burayı kesinlikle almamız gerekiyor yani. Olay bundan ibaret. Burayı alırsam Bulgaristan'ın geri kalanı çatır çutur dökülecektir diye düşünüyorum. Burası bize sağlam asker kaybettiriyor ama yapacak bir şey yok. Şunu bir aktive edelim. Biraz dengesi bozulsun.
Hani belki buradan buraya asker çeker hesabı. Tamam bak burada bir tane asker kaldı. Hadi oğlum hadi. Hadi şunlar da şuraya saldırsın. Hadi hadi hadi. Ha bu Yunanistan şeyi için. Çok güzel işte bu kadar. Bir kişi burada kalsın abi. Şuna saldırsın o da yalandan. Tamamdır baba. İşte ben de sizden bunu istiyorum. Hayır niye geri gidiyorsun abicim hayır. Bir tane birlik saldırsın. Buna yeterli. Siz hemen buraya saldırın. Sen şu planı durdursana. Ben manuel yöneteyim orduyu. Şunu da kaldır. Sen de git abicim ileri. Sen kal burada. Sen puşlamaya devam et. Puş 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 puş. Yar abi cepheyi. Tanklarla yaramazsam askerlerle yararım. Yarıcı başkan diye de yorum atarsınız artık. Ne yapalım? Benim olayımı biliyorsunuz. Ben de mevzu bu şekilde işliyor. Siz buraya beyler, siz buraya. Beyler hemen şurayı bir alalım. Siz şuraya saldırsanız. Şöyle ikili gidelim. Bir kişi de burada beklesin. Yani cephemizi dağıtmasınlar hesabı. Sen şuraya alıyorsun babacım. Sen buraya saldıracaksın. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Sen buraya gidiyorsun abicim. Aa, şey geldi, araştırma geldi. Çok güzel. Ne yapsak, ne yapsak? Extensive conscription'a zaten geçtim. Şunu şey yapalım ya, partial mobilization yapalım. Manpower gelsin. Kayıpları dengeledik inşallah. Oo, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Tamamdır, harika. Bir yerleşsin abi ordu. Tamam, Yunanistan'ın claim'i için çıkıyor bunlar gençler. Şuradan bir dönme daha yapalım. Babacım siz de dönün. Sen oyalama amacıyla saldır şunlara. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Tamam beyler push. Push 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 push. Bütün cepheyi ittirin. İttirin cepheyi, ittirin, ittirin, ittirin. Havada ne durumdayız? Havada bizim elimizde. O nedir bu? Steel. Alırız steel. Bir şey olmaz. Var, fabrika yaptım. Harika. Tamamdır artık ben bunu açabilirim. Bu saatten sonra. Yani bunu açabilirim. Bir problem olacağını sanmıyorum. Çok fazla asker kaybettirecek işler yapmayın da. Bekleyin, Sofya'ya saldırmayın. Şehir orası. Etrafını çeviririz. Etrafını çeviririz. Ha, iyi. Sofya'yı saldılar zaten. Adam bıraktı ya. Lanet olsun dedim. Temiz. Çok temiz. Take all space babacım. Ve bu kadar. Oh, şey karıştı. Japonya dağıttı ortada. World Tension'ı fırlatacak gene havaya. Bu askerleri buraya gönderelim. Babacım sen biraz daha şöyle ol ne olsan. Benim bir tane burada askerim geliyordu. O da gelsin buna katılsın. Allah. Çin'de işler karıştı. Buna kaç gün var? Çok bir şey kalmamış. Tamam, Japonya World Tension'ı heder etti anasını satayım. Tamam uçaklar dinlensin abi.
Çek uçaklara göre. Onu da unutmuşuz. Bir tane de civilian faktörü yapalım ya. Gemi yok. Hani yetecekse steel yapalım da. Tamamdır. Açıkçası şunları çekmek istiyorum. Aa, bunlar normal piyade mi? Oo, ben bunları normal piyadede unutmuşum. Ben bunları şey yapacaktım ya. İç güvenlik tugayı yapacaktım. Unutmuşum bak. Neyse. Sağlık olsun. Daha iyi oldu. Hocam, o zaman ne yapıyorsunuz siz? Siz şuraya geliyorsunuz şöyle. Hani bu lavuklar kıyılara çıkmasın hesabı. Hoş biz Ege'yi tutuyor olacağız ama. Şunu al işte. Tamamdır. Yunanistan şeyi de geldi. Tamamdır çocuklar. Şimdilik burada duralım. Biraz hatta bayağı bir kısa bir şey oldu ama bölüm bölüm arda arda atarım ya da imkan olursa aynı gün içerisinde iki video atarım. Dengelemiş oluruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde ne yapacağımız zaten çok belli. Yine şu kulübü taktik yapacağız. Decision kısmını eğer anlamadıysanız dönün, tekrar tekrar izleyin. Bak, bunu uygulayarak siz de çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi savaşma kapasitesine getirebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Etraftakilere basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.